200 bin dolar için savaşıyormuş yani. 5 yaşındaki veletle 90 yaşındaki dayı nasıl kapışacak onu anlamadım ama 500 bin dolar için savaşıyorlarmış. Tam tamına 100 kişi var hem de her yaştan. Birden Ha, her yaştan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vay. Arkamda tam tamına 100 kişi var hem de her yaştan. Birden 100 yaşına kadar. Ve her birini kendilerine özel cam bir odaya kapat. Oğlum bu bebe ne para harcıyor la? Ulan şunu yaptırmak ne kadar tutar la? Helal olsun la. Ama gerçi çok da para kazanıyor zaten. Odasını son terk eden kişi yarım milyon doların sahibi olacak. Yarışma resmi olarak başladı. Bakalım hangi yaş daha iyi? 31 yaşındayım. Manzaram ve motivasyonum harika. En iyisi şu an tam karşınızda. Kızım bu cumartesi 3 yaşına girecek. Benim 1 yaşındaki bebek nasıl şey yapacak? Emery bu senin için tatlım. 69'um ve harikayım. Yarışmanın kazananıyım. Kazanma stratejin ne bakalım? Alanın her bir noktasına kurulmuş tam 300 kamera var. Her hareketlerini izliyor olacağız. Fark ettiğim ilk şey ise çocukların çılgın stratejileri olduğu. Benim taktiğim çok fazla gürültü yapmak ve bu sayede insanlar uyuyamayacak. Sonra da gitmek isteyecekler. İnanması zor ama gerçekten işe yaradı. Yaşlı olanlar katlanamadı. Şimdiden gitmeye başladılar. Biri lütfen bir an önce şu kızı susturabilir mi? Aman tanrım yardım edin. Onlar yüzünden bazı çocuklar bile gitti. Gerginliğe sebep oldu. Evet. O zaman neden çıktık? Sana iyi bir haberim var. Bir... Oğlum ben huylanıyorum bak amına kodumun karıncaları ya. Üzerimde sanki her dakika karınca varmış gibi hissediyorum ya. Öldür abi amanın 500 tane karınca var. Sanki sürekli üzerimde yürüyor gibi ya. Bir yaşındakinden daha çok dayan. Hadi yapma ama. Sence bu kolay mı? Ben Dünya Savaşı gazisiyim. Bu çocuk oyuncağı. Doğru. Hizmetin için sağ ol. Yarışma başlayalı birkaç saat oldu ama 10 kişi çıktı bile. 10 kişi günün kalanında onları bırakmaya karar verdik ama bu sefer daha çok insan çıktı. Eve gitmek istiyorum. Çocuklarımı özledim. Ben çıkmam ya. Siz çıkar mıydınız abi? Öyle bir yatarım ki orada var ya kimse çıkaramaz beni oradan. Karıncacığım çık abicim. Okula gitmeliyim. Bu yaştayken yapabileceğimi sanmıyorum. Doğru diyor teyze. Sıkıldım ve köpeğimi özledim. Bu katıldığın için. Aa, sen ciddi misin? Ama bazıları ise daha kararlıydı. Aileme düşkün biriyim. Helal lan. Kardeşimin borcunu ödeyebilirim. Helal lan Bedir. Biriyle iddiaya girdim. Ona yaşımın yetmiş ama işimin bitmemiş olduğunu kanıtlayacağım. Taktik maktik yok. Noel'e kadar rahat. Bam bam bam. İkinci gün başlamak üzere ve sadece 76 kişi kaldı. 100 yaşta durumlar nasıl bakalım? Nasıl gidiyor? Yaşıyorum. İkinci gün başladı. Tamam mı yoksa devam? Allah korusun tövbe tövbe. Sanırım pes edeceğim. Bu ailemin hiç unutmayacağı bir şey oldu. Hey, hem cephede savaştın hem de Mr. Beast videosunda. Evet. İkinci gün oldu. Çok iyiyim. Para tam şurada. Neredeyse parmaklarımın ucunda. Vay canına. Cama neyle çizdin? Çubukla. Bu tarz mücadelelerde insanların sıkıntıyla nasıl baş ettiğini görmek harika. Bazıları yastıktan kale yaparken bazıları cama çizim yapıyor. Bu mücadeleyi bir üst seviyeye taşımalı... Sıkılırsın ha. Hiçbir şey yok değil mi? Telefon falan. ...için fırsat vereceğim. 24 saati geride bıraktık. Şimdi oylama zamanı. Her birinizin odasında bir yeşil ve bir kırmızı düğme var. Eğer çoğunluk yeşile basarsa bir oyun oynayacağız. Bu aynı zamanda çoğunuzun elenmesi demek. Ama kırmızıya basarsanız... Ben niye sen yeşile basardım burada? Ne alacaksa olsun. Normal şekilde devam edeceğiz. Kırmızıyı seçeceğim. Neden risk alayım ki? Ben alırdım. Seçmeyeceğim. Bir şey yapıp insanları elemek istiyorum. Yeşil oyun demek, kırmızı tamam. Sonuçları görelim. 61 kişi oyun oynamak istemiş. Tabii ister baba, kim istemez ya? 13'ü ise reddedim. Kazanmayı kafama koydum. Oyunumuz Bulkaray'a al parayı. Ama işi birazcık büyüttük. Top 3 bardaktan birinin altında. Daha kolay. İmkanları karıştırmaya başlayın. Kim topun yerini bulursa yarışmaya devam eder. Geri kalanı ise... Daha kolay. ...da elenin. Çocuklar çok tatlı, gözlerimi alamıyorum. Şuna baksana nasıl da kilitlenmiş. Şurada ne var? Ha, bir saat boyunca karıştırıyorlar. İşin gücün numara. Aa, yok artık, bu da ne?
Buna asla kanmam. 82 yaşındaki kalmıştı. Sence top hangi bardağın altın? Yaşayıp göreceğiz. Ama bazıları topu kaybetti. Bu yüzden komşularına güvenmek zorundalar. Bir saniye gözlerimi kırpsam ya da dalsam kaybedeceğim. Oğlum zor ha. Çünkü çoğunluğun fikrine uymalıyız. Yeni taktik. Ne? Sorduklarında doğru cevabı söylemeyeceğiz. Yanlış rengi söyleyeceğiz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Sorun yok. Çok gerginim çünkü elenmek istemiyorum. Tam bir saattir bu bardakları izliyorlar. Hala topun nerede olduğunu biliyorlarsa çok şaşıracağım. Herkesin butona basmasını istiyorum. Top hangisinde diyorsanız o renge basın lütfen. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Yeşil. Kırmızı dedi. Kırmızı. Mavi dedi. Mavi. Ona inan. Buradan bir 30 kişi gider. Ona inanma. Şuradaki adama hiç güvenmiyorum. İşim bitti koca oğlan, bitti. Hangi rengi seçmişler? Sanırım sadece 3 kişi yeşil demiş. Oğlum peki doğru mu bildiler? Hayır yanlış. Çoğunluk maviyi seçmiş. Bakalım doğru mu? Doğru. Mavi kazandı. Aman tanrım. Evet, kurtuldum. Evet. Elendik. Buradan kurtulduk. İkinci günün sonundaki oyunla birlikte mücadelede 52 kişi kaldı. Ve sinirler biraz daha gerildi. Bir düşmanımız oldu. Yaşlı adam. Evet kesinlikle. İki oda arasında çatışma var. O bana kırmızı dedi. Doğruyu söyledi. Buraya geldiğinden beri onlarla konuşuyor ve yine de ona yalan söylediler. Onunla sadece uğraşıyorduk. Ona yanlış rengi söyledi. Böyle bir yerde olsanız yalan söyler misiniz? Yanınızdaki kişiye. Ben doğruyu söylerim la. Ben harbi doğruyu söylerim. Dedik sadece eğleniyorduk. Bizi yanlış anladılar. Hile hurdayla kazanacaksanız biz bu oyunda yokuz. Yaptıkları insanları kendine düşman etmek oldu. Herkes. Herhalde tuvalete nasıl gideceğinizi merak ediyorsunuz. Şunu indir. Şimdi odanın dışındaki ışık yanacak. Ve Chris sana bir tuvalet getirecek. Yüz tuvalet denizde tabi o portatifi var. Burası artık bir tuvalet. Çıkmamız evet, lazım. Evet bir banyo. Benimle sen. İnanamıyorum. İkinci günün sonunda ne neredeyse yarışmacıların yarısı elendi. Yanlış renk söylemek eğlenceliydi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Neden 22 numaranın elenmesini istedin? Biz atışmıştık. Üçüncü güne girerken sinirler tavan yapmıştı. Çıkasın gelecek. Bu asla işe yaramaz. Ne? Seni duyamıyorum. Çok açım. Toksik bebe. Beni rahat bırak, çok açım. Beni delirtiyor. Bu da daha fazla kişinin çıkmasına neden. Çıkacak, çıkacak belli zaten ya. Mazlum kardeşim. Eve gitme zamanı. Çok dayanmıştın. Teşekkür ederim. Üçüncü günün sonunda 54 ve 74 numara en büyük hedeflerdi. Nasıl gidiyor millet? Ve dördüncü günü yarıladık. Şimdi yeni bir oyun oynayıp oynamamak için de oylama zamanı. Evet derseniz birçok insan elenecek. İkinci gündeki ile aynı olmayacak. O yüzden dikkatli olun. Nasıl gidiyor? Ne oy verdin? Oyun için. Yeşil derdim baba oynuyorum. Kaosu seviyorum. Yeşil hadi. Daha eğlenceli. Neden fazla basıyorsun? Hadi yarışalım. Tamam. Sonuçlar geldiğinde sadece 9 kişi red vermiş. Hepinizde bir kağıt bir de kalem var. Hepinizin kağıtlara kalan yarışmacılardan birini yazmasını istiyor. Fazla oy olan mı gidiyor? Kim en fazla oyu alırsa o elenecek. 60 saniye süreniz var. Bu oyunun aynı olmayacağını söyledim. Bu hoş olmayacak. İyi olacağını düşünmüyorum. Beni göndermek isteyeceklerinden eminim. Son oyunda Survivor. Söyleyen oldu. Şimdi yalan ama... Bu abiyi gönderecekler bence bak. Bu abi çok şey yaptı çünkü. Çok göze battı izleyin. Bu abi direkt gidecek bence. Maruz kalanlar yalancılara oynayacaklar. Yani aslında ödeşme zamanı. Kime oy verdin? 54. Çok kibirli ve yalancı. 74 çok nankör bir insan. Biri gidecekse o olmalı. Kararını çok hızlı verdin. Evet. Hepimiz ona oy Herkes vereceğiz. Herkes 54 mi yazacak? Evet. Bakalım kim daha etkiliymiş. İşler ilginç bir hal alacak. Millet! Herkes cevabını göstersin. 3, 2, 1. 54 gitti değil mi? Aynı numaradan çok fazla var. 54 ve 74 arasında kıyasıya mücadele var. Sonuçlar hazır ve iki numara birbirine korkunç derecede yakın durumda. Kaybeden... Bu abi değil mi 54? 14 oy farkla 74 numara. Ulan 74 gitti lan. Baksana nasıl toksik ki oğlum dayı. Ve biri gitti. Bunu 9 kez daha tekrarlayacağız. Ooo! 9 kere daha mı?
Hepsi aynı anda 10 numaranın gitmesi gerektiğine 54 gitti. Çok sinir bozucu. Resmen beni oyladı ve ona hiçbir şey yapmadım. Çocuğun sinirleri çok sağlam. Eğer sona kalırsa kazanabilir. 10 yaşındaki favorim. Umarım sona kalır. Sanırım 10 diyeceğim. Üzgünüm oğlum. Eğer seni oylamazsam beni gönderecekler. Emin değilim ama sanırım bana oy verecek. 3, 2, 1. 54 gider. Pekala ya. Pekala millet, kağıtları kameraya tutun. Acımasızlar. Oo, aman tanrım. Acımasızlar. Aman tanrım. Bir sürü 10 var. Üzgünüm ufaklık. Ayıp lan. Oğlum ayıp lan. 54 vardı orada ya. 10 yaşa kadar olan herkes elenmiş oldu. Sizler resmen hastasınız. Oradaki herkesi eledin. Seni oylamalarının tek sebebi senden korkmuş olmaları. Onun için o kadar üzüldüm ki yarışmanın kalanını benim... Kıza para ver ya kıza. Kızın hakkıdır ya. Ve sunması için onu yanıma çağırdım. Herhalde beni almak isteyecek. Pekala, hepinizin 14 için oy vermesini istiyorum. 14, 14, 14, 14, 14. Oha, verdiler lan. Nasıl desem bilemiyorum ama neredeyse herkes 14'e oy verdi. Saçını pışlıyorlar hepsini. Kimin daha büyük tehdit olduğunu düşünmeliyiz. Bunu anlamak zor olacak. Hazır olun. Gitme zamanı. 50 yaşındakiler elemek için kararlı. Ve şu anda oy gücü açık ara onlarda. Oğlum 50'lere bak lan harbi. 73 de şu çürük elmalardan. 73, 15 oy. Aralarında iyi ittifak kurmuşlar. Aman tanrım, 50'likler gerçekten 70'likleri eleyecek gibi. 71 mi? Tamam. 71'i 15 kişi oylamış. 50 yaşındakilerden hiç bu kadar... Ulan 54'ü görüyorsunuz mu? Kendi kendine bildiğinde orada şey oldu. Adamı niye elemiyorsunuz lan? Korkmamıştım. Biraz ürkütücü. Çok arkadaşımız gitti. Gitmeleri üzücü. Bunu sevmiyorum. 75'ti. Oh. Oh. Bu çılgınlık. Neredeyse herkes aman 69 canım, demiş. Senin için çok üzüldüm. 69, elenen sen oldun. Yaptığını beğendin mi? Elenen bir sonraki kişi 9 oyla 35 numara. Rastgele seçtik. Ve çok üzgünüm ama 21. Arkadaşlığımız uzun sürdü. Birçok 96 var. Bakalım o bu konuda ne düşünüyor? Elenmeye gerçek... Allah belanızı versin. Gerçekten yakındı. Harika. İstediğiniz buysa çok mutlu olurum. Dostum çok sevimli. Bu kadar sevimliyse kesin evde onu özleyen torunları vardır. Kollarım, ay kollarım. Bakalım bu sefer kime yazık ettiniz. Numaraları göster. Yarınızdan fazlası 96'ya oy verdi. Size bir türlü anlam veremiyorum. O en büyük tehdit değil. Aa, çok üzüldüm. Her şey için teşekkürler. Yani sonuçta olan o. Oo, teyze almışsın parayı teyzem. Oldum, mutluyum. Herkesin istediği buydu zaten. Kalbim buna dayanmaz. Arınma resmen sona erdi. Eğer odandaysan elenmedin demektir. İttifaklarından dolayı 50'likler zarar görmeden kurtuldular. Harbi 50'ye bak oğlum. Nasıl olduysa 54 yine kurtuldu. Sıradaki. Bakalım ne seçecekler. Ben oyun istemiyorum. Bekleyebilirim. Şu an diğerlerinin de grup olup şey demesi lazım. Hayır, oyun istemiyoruz. Oyun istemiyoruz. Başka bir oyun zamanı. Eğer oyun oynamayı reddedersem kazanacağımdan eminim. Oyun oynamak istiyorum. Çünkü diğer herkes gibi kazanma şansım giderek artıyor. Dayı eleyecekler seni. Bilebilirim. Ev kredimi 50'ler çete kurmuş. Olmuş olurum. Benim için mutlu son olabilir. Tam 20 kişi oynamak istedi. Niye risk alıyorsunuz? Resmen çılgınsınız millet. Hepinizin odasında bir Jenga kulesi var. Sıra sıra blokları çıkaracağız. Eğer kule devrilirse elenirsin. İlk bloku çıkarın. Kırmızılar hariç herhangi biri olabilir. 10 kişi kalana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. İkinci bloku da çıkarın. Ha görünüş... 4'te gider biri bak, 4'te gider. İşe bakılırsa daha elenen yok. Hadi bir tane daha çekelim. Kalbim çok hızlı atıyor. Kulenin devrilişini duymayı bekliyorum. Bu çok... Aman tanrım dediğim anda bir kişi gitti. Elenecek 14 kişi kaldı. Bu çılgınca olacak. Siz oynarken ben de size şapepi anlatayım. Bisiklet. Şapeple alışveriş. Ulan izlemek için de reklamı dinlemek zorundasın. Güzel taktikmiş lan. Şapeple alışveriş daha eğlenceli. Fistibiz'den elektrikli bisiklete istediğinizi alabilirsiniz. Hem de kolayca.
Of! Almaya hazır olduğunuzda da Şapep'le hızlıca ödeyebilirsiniz. Blok çıkmıyor. Şapep yüz milyonlarca ürünü tarayıp senin en seveceklerini bulmak için yapay zekayı kullanıyor. Çok gerginim. Hayır, hayır. Ah, 54 mi o? Ah be, değilmiş. Oh, bekle, 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 bekle. Dokunmayacaktım. Oh. Uygulama ayrıca kargolarınızı da takip edip ne zaman geleceğini haber veriyor. Unutmayın, buna 10 kişi kalana kadar devam edeceğiz. Evet. Hayır! 54 nerede ya? Evet. Aman dayım, aman 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 aman. Çarptı. Kasayla masaya çarptı. Allah belanızı vermesin sizin. Şöyle şeyim bebeleri, yapacağınız oyunum. Evet gördüm. Bir kişi kaldı. Her şey buna bağlı. O son kişi olabilir. Hala yıkılmadığına inanamıyorum. Evet ben de. Kule neredeyse 30 kez sallandı. Yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Buna bakamayacağım ama bakmam gerek. Bakamam. Aa, bakacağım. Hadi Brenda, evde oynuyormuşsun gibi. Ama evde yanımdayken Jimmy ve Ma... Olamaz. Evet. Bu elenen son kişiydi. Sonuna kaldığıma inanmıyorum. 90 gitti, kaldı 10. Hadi. Eğer kaç yaşlar kaldı? 500 bini kazanırsa Disney World'e gideceğiz. Şapep'i hemen indirin. Burada kullandığımız Jenga bloklarını ve daha fazlasını Şapep üzerinde satacağız. Bu oyunla 60 yaş üstü herkes elenmiş oldu. Alanın sağ tarafı resmen terk edilmiş gibi. 15 kişi gittiğine göre 15 odayı parçalamamız gerek. Yarın tekrar oyun istemelerine imkan yok. Ne kadar çok insanın elendiğine bir bakın. Harbi az kaldılar ha. Bu çarpı işaretlerinden her biri birer insan. Burada biri vardı. Etrafımda kimse yok. Burada en genç benim. Eğer eleneceksem oyunla elenin. Buradan öylece gitme. Buraya kadar pes etmek için gelmedim. Sizden oylarınızı sesli söylemenizi isteyeceğim. 54 yazıyor bak. 53'müş lan. Şurada 54 yazıyor. Cem, oyun istiyor musun? Evet. Evet mi hayır mı? Evet. Evet. Oyun. Evet mi hayır mı? Evet. Oyun zamanı. At mikrofonu. At evet. Mikrofonu. Squid Game videomuzda misket oyununa bayılmıştınız. Bu yüzden de onu oynayacağız. Evet. O videoda misket oyunu hangisiydi lan? Peki gibi yarışmacılar komşularıyla rekabet edecek. Her oyuncuya... Ha bildiğimiz misket. Ya 10 misket verilecek ve oyunu kendileri seçecekler. 30 dakikanın sonunda sadece 20 misketi olanlar kalacak. Buradakiler bir an önce bitirmek istiyor. Bu tam 500 bin dolar değerinde bir yazı tura. Oo, hanımlar ve beyler, üzgünüm, tura geldi. Ana, direkt kazandı lan adam. Puan kazanır değil mi? Bu iş sizde. Aman tanrım, çok iyi. Bu bir puan. Oo, hangi kutuya sokarsan sok kazanacaksın. Soktular. İşte böyle. Aman tanrım kazandın. Siz ne oynuyorsunuz? Güzel. Süreniz olduğunu unutmayın. Güzel. Daha üzgün. Sorun yok, sorun yok. Say bakalım 20. Direkt gitti la. 19 mu? 10 mavi, 9 kırmızı var. Bir yer mi kayıp? Tekrar saysana. 19. Bir tane eksik. Bir şey sakladığım yok. Hadi çok oynamaya ilginç. Devam edin. Saklıyor mu lan? 7 dakika kaldı. Kazanmak istiyorsan bulsan iyi olur. Nerede bu? Taşkent makas. Daha önce görmüştüm. Çok evet. Az vakit kaldı. Büyük acele etmelisin. Öyle 18 misketin var. Sana da öğretti. Biraz öğretti. Bence daha basit bir şey. Ağlayacak oğlum lan. Bu nasıl bir taşkent makas? Oynamam mı ben koyayım? Çok üzücü lan. Kaldı. Büyük acele etmelisin. Öyle 18 misketin var. Sana da öğretti. Hayır. Bence daha basit bir şey oynayın. Bu biraz zor. Sorun değil. Çok üzgünüm. Ah, bence güzel. Bizdekinden bile daha heyecanlı. Bence de öyle. Oluyor mu lan? Oyun teyze, buradan çevirirse kurgu bu amına. Aa buldu da buldu. Gerçekten oh. Mi? Gerçekten evet, mi? Evet, çarşafımdaymış. Son bir misketi var. Eğer o misketle kazanırsan çok efsane olur. Hadi. Hadi. Aa ben bitti sanmıştım. Bitmedi mi?
Devam devam hadi. Girdi. Bitti. Evet. Artık çıkabiliriz. Geçmiş olsun. Buna çok üzüldüm. Bu bir türlü bitmiyor. Taş, kağıt... Aman! Makas. Evet evet tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İkimizin de eve gideceğini abi söylemiştin. Yani artık farklı bir oyun seçmeliyiz değil mi? Ne durumdayız bir bakayım. Uzun süre çok taş, kağıt, kalmış. Makas oynamak kötü. Pekala bu tüm misketler için kazanan hepsini alır sana da uyar mı? Lenincekler var. Hayır ya niye uyuyorsun? Uyuma abi 2-3 tane alsın ya kazanan. Evet. Misketler için. Devam. Ama senin 14 hadi. Onunsa 6 misketi var. Tamam. Niye? Birazdan önemi kalmayacak. Acele et. Taş, kağıt, makas göster. Ben kazandım. 54 yine eğlenmekten kurtuldu. Otuz saniye kaldı. Aa teyze alıyorlar. Bir tane kaldı. Az önce de durum buydu. Birkaç dakika önce. Evet az önce tam tersiydi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi bitirelim. Tamam. Aldın onlar bir. Sorun yok, tebrik ederim. Oğlum çok üzücü ya. Oğlum harbi üzücü ya. Düşünseniz oğlum taş kağıt makas oynuyorsunuz. Karşıdaki kişi ağlıyor ağlıyor veriyor sana misketleri. Harbi çok üzücü la. Evet. Harika bir insana karşı ben giderek çıkarım bu arada buradan ya. Kaybettim. Çok zordu. Geriye kalanlar 23, 40, 43... 52 ve 54 git artık. Üçler mezarlığına bakar mısın? Bunlar da başta tıpkı benimki gibi bir odaydı. Gergin değilim desem yalan olur. Edebiyat yapma reis. Konuşmaya başladı. Bugün kızım... Kırıncılar popomu falan ısırıyor herhalde ya da ben harbi huylandım ha. Kızımın doğum günü. Şu anda eve gidiyor ve ben orada değilim. Beni duyuyor musunuz? Evet. Evet. Oyunun başında 100 kişiydiniz. Şimdi ise 5 kişi kaldınız. Bir oyun daha oynamak ister misiniz? Evet. Evet. Pekala bunu siz istediniz. Sıradaki oyunda elenen 95 kişi oy kullanacak. İlk buraya gelen kazanır dese odadan çıkmak yasak ya. Çıkanların hepsi elenmiyor mu? Aranızda en çok oy alan 3 kişi ise elenecek. Vay. Bu oyun hiç iyi olmadı. Buradaki bazıları diğerlerine yanlış yapmıştı. Hakkından ne düşündüklerini bilmiyoruz. Bu noktada düşman edinmediğim için mutluyum. Sence kaybedenler seni sevmiş miydi? Çoğu sevmişti. Yarım milyonuna iddiaya girer misin? Bundan emin değilim. Sence elenen kişiler seni sevmiş miydi? Hayır. Niye sevmesinler? Hadi öğrenelim. Tabloya bakıyoruz. Elenen 95 yarışmacıdan hadi her birine kimin gitmesini istediklerini sor. Kalbim yerinden fırlayacak. Kaç tane oy almıştın Joe? 10. Elenmen için yeterli değil. Elen. Evet. Buradan 54 gider bence ya. Elenmeyecek 2 kişiden biri o oldu. Yani elenen diğer 4'ünden biri olacak. Pekala ben bu konuda iyi değilim. Sen yapamayacaksın. Hadi bakalım. Bu çocuk da elenmez. Evet. Sen kesinlikle elendin. Hayır. Son 5'i kalıp buraya kadar gelmişken elenmek çok acı verici. 23'ün gitmesini beklemiyordum. Ve şimdi sadece arkamdaki 3'ü kaldı. Sence sen? Umarım. Bu nasıl cevap? 54 gitmiştir burada ya. Cevap. Aldığın oy tam 15. Ah. Elendi la. Seni seviyorum Chris. Dürüst olayım. Reklam mı? Reklam ya. Bak ben vermedim. Ben versem burada şey olur. Çıkar. Benimle alakası yok arkadaşlar. Geldiniz mi geri? Devam ediyorum ona göre. Reklam ne reklam amına koyayım falan. Duydu bro. Bu noktada kaybetmek çok üzücü gerçekten. Burada neredeyse 7 gün geçirip büyük ödüle bu kadar yakınken bu şekilde kaybetmek üzücü. Ve şimdi de ikiniz. Pekala oraya gelelim. 54! 54! 54! Git lan artık! 54. Ben elendim biliyorum. Bu ne yapıyor? Bu kendi kanalına vlog mu çekiyor? YouTuber mu lan bu adam? Nereden bildin? Oradaki adama hiç güvenmiyorum. İşim bitti koca oğlan. Bitti. Biliyorum işte. Evet doğru bildin. 37 oy aldın. Bu demek oluyor ki 52 elenmedin. Başardım. Böylesi 40 yılda bir gelir. 500 bin dolar için %50 şansım var. Bu nasıl 40 yaşında ya? Sen nasıl 40 yaşındasın? Sen 25 yaşındasın ya. Bu nasıl 40 yaş oğlum? Nerelisin sen ya? Böylesi 40 yılda bir gelir. 500 bin dolar için %50 şansım var.
25 yaş ya. Sona kalanlar olduğunuz için size bir sürprizim daha var. Sizce sürpriz ne? Hiçbir fikrim Arama. Yok. Bu ne için? Bu benim kızım için. Doğum günü mü? Bakalım perdenin arkasında ne varmış? Hayır. Bu... Aileleri mi? Bunu yapma. Arama! Aileleri. Aman tanrım. Kızının doğum gününü kaçırmanı istemem. Hoş geldiniz. Babamı buradaymış. Seni çok özledim. Ana, teyzenin kaç tane çocuğu var lan? Seninle gurur duyuyorum. Kazan ya da kaybet. Yapabilirsin. Aferin. Yak bakalım. Hadi aile din. Merhaba. Nereye yapayım? Kıza bak de. Ya bir şey isteyemezdim. Onlar benim her şeyim. Evet, artık gerisi bende. Sadece 52 ve 40 yaş kaldı. Ve neredeyse bir haftadır bu odalarda kalıyorlar. Hey. 8. gün. Çılgıncaydı. Buradayım. İnanamıyorum. Her seçtiğim oyunda kaybedeceğimi sandım. Öyle sandım. Ama başardım. Artık hayallerim daha erişilebilir çünkü karşımda 98 kişi yok. Sadece ben ve o varız. Her X işareti ilk başta birer insandı ama hepsi gitti. Geriye sadece Joe ve ben... Teyze kazanır ya! Fazladan bir gün kimseyi caydırmaz. Gerçi oyunu bir görek, dur bakayım. Hissetmeye zorlamalıyız. Oyuna hayır demeleri için onlara bir şans verdim ama... Olamaz, ne yapacağız? Oyun istediklerine inanamıyorum. 500 bin dolarla kumar oynuyorlar. Bu çantalardan birinde 500 bin dolar, diğerinde bir çek var. Ve ekipteki herkesin gözü bağlı olacak. Ben bunları karıştırırken kameramanın bile. Birazdan sebebini anlayacaksın. Ve çantalar... Çekte daha mı fazla para var? Karıştırıldı. Oyun istediğinize göre odalarınızdan çıkıp ortada... Aleykümselam Emin. 500 bin doların sahibi 52 ya da 40 olmak üzere. Kimin çantaya bakacağına karar vermek için yazı tura atacağım. Paranın yerini sadece çantaya bakan kişi bilecek. Bu bir blöf düellosu. Aynen öyle, çünkü diğer kişi de hangi çantayı alacağına karar vermek zorunda. Yazı... Güzelmiş. Tura mı, tura mı? Tura. Yazı. Hazır olduğun zaman çantanın içine bakabilirsin. Ben bilmek istemiyorum. Bu büyük bir yük. Şimdi 52 kendi çantası ya da rakibinin çantası arasında bir seçim yapacak. Joe, 500 bin dolar senin çantanda mı? Evet. Evet diyorsa kendi çantamı açarım. Joe, yalan mı bu? Sence? Çantanda başka bir şey var mı? Paradan başka. Mr. Beast logosu. Çekte var mıydı? Evet. Joe, dürüst müsün? Beni yeterince tanıdın sence? Bu çok sinir bozucu. İşin ucunda 500.000 var. Kendi çantasını mı seçecek, onunkini mi? Vay canına. Ben kendi çantamı seçerdim ya. Kendi kaderim ya. Kaderim bu benim, kaderim bu. Büyük bir karar. Evet, ne düşünüyorsun? Paranın o çantada olduğunu mu? Sanırım hayır. Sanırım benimkinde. Çok heyecanlı. Evet, ben kaderim bu benim, aç. Ölmek üzereyim. Sizin için gerçekten endişeleniyorum. Paranın çantanda olduğuna yemin eder misin? Ama bu yasak teyze. Hile karıştırdın. Ederim. Bence orada değil. Sanırım kendi çantamı seçeceğim. Emin misin? Son kararın mı? Pekala Joe. Bakalım çantanda ne varmış. Aman tanrım. Evet. Oh. Dostum, içinde olduğunu söylemiştin. Evet, evet. Resmen. Yalan da söylememiş adama. Paranın onda olduğunu söyledi. Aman tanrım, bu nasıl bir şey? Senin sorunun ne? Doğruyu söyledi ve kazandı. Başında söylemiştim, iyiler kazanır. Dürüst olmak kazandı. Kaybetmiş olsan da sana 10 bin dolar veriyoruz ve... Paraya bak la, 500 bin dolar. Ne yaparsınız 500 bin dolar gelse, 500 bin dolar tak diye geliyor hesabınızda.
Ailenle Disneyland'e gönderiyorum. Biraz teşekkür ederim. Yine de gidecek misin? Evet, yaşasın. Setten parçalar alıp onları koleksiyon parçası yaptık ve Şapep'e 1 sente koyduk. Ve acele etmelisiniz çünkü sınırlı sayıdalar ve hemen tükenecekler. Aşağıdaki linkten hemen Şapep'i indirin. Abone olun, belki 500.000 kazanırsınız. Görüşürüz. The last two contestants were incredibly wholesome. I'm so happy for them to make it to the end. Yeah, yeah, that's true, man. Feel glad to be the... Aa! Joe, birinci olan Joe la! Ana! Joe! Videosu olsaydı yorum atacaktım. Nice bro, nice. We love you falan. Allah Allah! Güzel videoymuş ha! Harbi güzel video.